Bu turuncu, bu pembe. Ay yeter artık, kavga etmeyin ama. Şşt, Frida. Hey. Tatile gitmeden önce arka arkaya video çektiğim günlerden bir tanesinde yine sıcaktan çatlamak üzere rujumu değiştirip aynı makyajla karşınıza çıktım. Saçlardan çakıyorsunuz tabii ama bence kızmıyorsunuzdur. Bugün birçoğunuzun hayır diyemeyeceği bir video olduğuna inandığım bir videoyla karşınızdayım. 5 tane uygun fiyatlı, yani uygun fiyatlıdan kastım Sephora'da satılmayan, İşte Watsons'ta, Gratis'te, eShop'ta, Rossmann'da, orada burada bulabileceğiniz uygun fiyatlı 5 tane çok iyi, paranızı verdiğinize değecek far paletinden bahsetmek istiyorum. Uygun fiyatlı çok fazla far paleti ortaya çıkmaya başladı. Far paletleriyle ünlü markalar çok çok geliyorlar zaten Türkiye'ye. O yüzden ben de biliyorsunuz bir far paleti canavarı olarak size elimdeki güzel paletlerden bahsetmek istiyorum. Bu arada bu videoda yine hediyeli bir video olsun. Bir sürü yine burada biriken şeyler var. Videonun altındaki açıklamalar bölümünü okumayı unutmayın. Neyi nasıl kazanacağınızı aşağıya mutlaka yazmış olacağım. Ama başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanal bildirimlerimi açarsanız her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamış olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Ben bu videoda bahsettiğim ürünlerden daha önce bir takım videolarımda bahsettiklerim vardı ama bana inanılmaz soru geliyor. Bunu mu önerirsin, şunu mu önerirsin? Hepsinden aslında bahsetmişim. Bu arada bununla ilgili tekrar hatırlatma yapacağım. Eğer bir ürünü merak ediyorsanız, ben o üründen bahsetmişsem, ya kanal içerisinde arama yapabilirsiniz. Kanal ana sayfasına gittiğinizde hakkınızın hemen yanında bir tane büyüteç işareti var. O işarete böyle tıklarsanız kanalın içerisinde arama yapabilirsiniz. Veya normal YouTube arama şeyinde de Niyaz, işte atıyorum bilmem ne palet falan diye ararsanız yine videolarıma ulaşabilirsiniz. İlk başta birinci en sevdiğim üründen bahsedeyim. Şu anda gözümde de bundan var. Işıltılı olan renkler bu değil ama gözümün içinde ve krisimde bunun iki tane rengi var. Bu Wet n Wild'ın yeni çıkarttığı ve transition renkleriyle, daha doğrusu geçiş renkleriyle zenginleştirdiği yeni onlu paletlerinden Comfort Zone. Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti, yani klasik olan Comfort Zone paleti zaten uygun fiyatla alınabilecek en iyi far paletlerinden bir tanesi olarak gösteriliyordu. Herkes hastasıydı. Gerçekten daha iyi ne olabilir derken bu olabiliyormuş. Aa, aynısını iki kere swatchladım yanlışlıkla. Şu yeşil renk var ya, o yeşil rengi gözümün ben altına sürdüm, böyle alt kirpik dibime, ve sonra onu tekrar bu geçiş rengiyle dağıttım. İnanılmaz bir boyut verdi. Bundan sonra gerçekten bunu her makyajımda yapmak istiyorum. Ne kadar gözünüzün üstünde kiremit renkleri falan olursa altını koyulaştırmak için kullanabileceğiniz ve kahverengi gözlere de çok yakışacak bir renk. Bu arada buradaki bütün geçiş renkleri inanılmaz hızlı karışıyor. Birçok Sephora paletimden daha iyi. Hiç tebeşir gibi değil. Birazcık tozutuyor ama muhteşem karışıyor ve muhteşem bir pigmentasyonu var. Anormal derecede uygun fiyatlı, 20 TL'ye falan alabiliyorsunuz indirim zamanında. 10 tane rengin 10'u da birbirinden güzel. Her biri pigmentli. Işıltılılar gerçekten ışıltılı. Matlar gerçekten yağ gibi. Bu seri genel olarak alabileceğiniz en iyi paletlerden. Hatta bunun Rose in the Air'de, daha önce başka bir videomda bahsetmiştim bu Rose in the Air'den. Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance'ın dupe'u. 5 tane far paletinden bahsedeceğim diye bundan tekrar bahsetmek istemedim ama hangisi size daha çok uyuyorsa ikisinden birini alabilirsiniz. Bir tane daha versiyonları var, Nude Awakening diye. Bu ikisi kadar çok sevmiyorum onu ama o da çok güzel bir far palet. Benim Rose in the Air yerine Comfort Zone'u özellikle önermemin sebebi bunun gerçekten çok basit bir palet olması ve sizi geceye de taşıyabilecek bir palet olması. Diğerinde böyle pembeler falan olduğu için biraz daha advanced kalabilir. Sevmeyenleriniz çok daha fazla olabilir. Biraz daha doğal, hatta hiç far kullanmayanlar var. Birçok insan, hani ben de bu işe gönül vermeden önce çok kullanmıyordum ama ilk fara başlamak için muhteşem. Yani tek bir tane renkle gözünüzün üstünü ısıtabilirsiniz. İsterseniz bu yeşillerle falan iyice coşturabilirsiniz. Ve normal yaptığınız makyajlarda böyle kirpik dibinize bu yeşili de, veya benim yaptığım gibi bu kobalt yeşil karışımı olan rengi de kullanabilirsiniz. O yüzden ben bu paleti hem çok yönlü bulduğum için hem de çok ucuz, yani uygun fiyatlı olduğu için çok tavsiye ediyorum. Mutlaka edinin. Bir sonraki paletimiz Maybelline'den Burgundy Bar. Burgundy Bar ilk çıktığında böyle herkes çok heyecanlandı, bilmem ne falan. Bu paletin tek bir tane problemi var bence, ambalajı. O da şey, bu plastik yerleri aynı hizada olduğu için azıcık birbirlerine karışıyorlar. Fakat yine uygun fiyatlı olarak bulunabilecek en güzel, en pigmentli, en cayır cayır paletlerden bir tanesi. Ben olsam
güzel bir mat paletim varsa bunu onunla birleştirerek kullanmak isterim. Çünkü az mat rengi var. 2 tane mat rengi var. Bu böyle biraz daha gece paleti gibi. Işıltıları muhteşem. Benim bugün göz kapaklarımda bunun şu rengini kullandım. İnce bir toz. Eğer çok fazla toz farları sevmiyorsanız ve tozla çalışmakta zorlanıyorsanız, daha kremsi şeyler seviyorsanız sevmeyebilirsiniz. Gözünüze inanılmaz hızlı bir şekilde transfer oluyor. Hiçbir zaman topaklanmıyor, çizgilerinize dolmuyor. Çok ince olduğu için çok kadife gibi böyle ip incecik duruyor gözlerinizin üstünde. O yüzden de bayılıyorum ben buna. Renkleri çok güzel. Acayip patlıyor gözünüzde. Bordolar arıyorum, uygun fiyatlı işte far paleti arıyorum ama çok böyle tebeşir gibi, ışıltısı olmayan, toz toz farlarla karşılaşıyorum, gözümün üstünde yamalanıyor falan diyorsanız, Burgundy Bar özellikle indirim zamanı almak için mükemmel bir far paleti. Bence Maybelline'in şimdiye kadar yaptığı en iyi far paleti bu. Lemonade Craze'de dahil. Şimdi bu mesela benim daha önceden bahsettiğim bir tane far paletiydi. Makeup Academy markasının Fire Vixen adlı far paleti. Fire Vixen'i anlattığım videoyu şuraya linkleyeceğim. Bu palet gerçekten çok güzel palet. Fiyatı da çok uygun. 15 tane renkten oluşuyor. Işıltıları muhteşem. Asıl benim en sevdiğim bu paletin matları. Matları o kadar güzel, o kadar güzel gözünüze yansıyor ki böyle mesela çok az aralarında renk farkı varmış gibi görünen renklerin üçünü üst üste yaptığınızda müthiş böyle bir, nasıl söyleyeyim, gradyen oluyor. O yüzden de bu renklerin birbiriyle uyumuna bayılıyorum. Aynı zamanda bu çılgın ışıltılı renkler gözünüzde öyle bir patlıyor ki, insanlıktan çıkmış bir ışıltı şekli bu. Ben bunun fiyatını çok hak eden ve uygun fiyatlı olarak bulunabilecek güzel renkler barındıran iyi bir palet olarak zaten daha önceden de önermiştim. MUA markasının bu şekilde olan paletleri diğerlerine göre daha iyi. Arkamda kıyamet kopuyor. Ne yapıyorsunuz ya? Kavga mı ediyorsunuz siz? Hayırdır? Aa, yuvarlanıyorlar bir dakika. Ben bu far paletini matları için çok fazla seviyorum. Çünkü matlarıyla hani hiç kendinizi yormadan bir görüntü yapıp ondan sonra hemen dışarı çıkabilirsiniz. Bu turuncu, bu pembe, bu böyle şeftali, ışıltılı renk falan muhteşemler. Göze çok iyi yansıyorlar. Her renginden çok memnun kaldığım paletlerden bir tanesiydi bu. Şu grilerle pek fazla bir şey yapmadım. Açıkçası yalan söylemeyeceğim. Çünkü ne bileyim, gri gözüme sürmeyi sevmiyorum ben, gri farı. O yüzden bir tek onları kullanmadım ama diğerleri çok çok güzeldi. Çok da uygun fiyatlı. Sürekli indirime de giriyor. İndirim zamanında mutlaka yakalayabilirsin. Bana işte sıcak, renkli, uygun fiyatlı far paleti. İçinde turuncu olan, pembe olan far paleti. Çok fazla istek geliyor bu. Far Vixen. Devam. Bir sonraki, aşağıda yorumları şu an okur gibiyim. The Balm uygun fiyatlı mı? The Balm uygun fiyatlı değil. The Balm çok pahalı falan diyenler olacak biliyorum. Ama dediğim gibi Watsons'ta gratis de satılan markaların ürünlerinden bahsediyoruz. The Balm da onlardan bir tanesi. Bu diğerlerinin arasında en pahalı olan far paleti. Ama bu da yine çok indirime giriyor. Güzel bir aynası var. 12 renkten oluşuyor. Birbiriyle çok uyumlu bir mat, bir ışıltılı renkten oluştuğu için bunu çok seviyorum. Çünkü kendinizi hiç yormadan bir renk crease, bir renk göz kapağınızı sürüp çıkıp gidebilirsiniz bile. Onun dışında da bu renk aileleri birbirleriyle de çok güzel çalışabilecek renk ailelerinden seçilmiş. Ben bu far paletiyle alakalı çok ayrıntılı bir video zaten yapmıştım. Onu da ekleyeceğim. Ama aklınızda bulunsun diye tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü tekrar lafı hiç geçmedi. Bence The Balm'ın en iyi far paleti buydu. Bir tek Nude Beach'i denemedim. Ama işte Nude Dude. Her neyse işte. Veya o Meet Matte falan. Hani onların hiçbiri şey değil. Ama bu Meet Matchmaker gerçekten. Ve yine ayrıntılı bir şekilde anlattığım bir Absolute paletten bahsedeceğim. Absolute New York'un 35'li far paleti. Buna da yine ayrıntılı bir video yapmıştım. Bu paleti unutmayın diye tekrar söylüyorum. Morphe'nin 35O'sunu, 35OS'ini falan hiçbirini almanıza gerek kalmayacak kadar güzel bir palet. Onların hepsinden daha da iyi bence, yani 35'lerden daha iyi. Yeni far formülünü bilmiyorum ben. Jaclyn Hill'den sonraki far formülünü bilmiyorum Morphe'nin. Ama bu paletin renkleri, pigmentasyonu, yani böyle gözünüze yansıması, ışıltısı, güzel dağılması, aşağılara böyle bulaşmaması, her şeyiyle çok iyi bir palet. Ve bir tane paletim olsun, başka hiçbir paletim olmasın deseniz, gerçekten size düğününüzde de, akşam yemeğinizde de, brunchınızda da, ofisinizde de,
ne bileyim çocuğunuzu parka götürürken de, süpermarkete giderken de yetebilecek o kadar güzel bir palet. Ben bu paleti hala şeyde görüyorum bu arada. Nişantaşı Gratis mağazasında görüyorum hala. Mesela belki Şaşkın Bakkal'daki falan büyük mağazalarında vardır ama her mağazada görmüyorum. Bunun bir tane de bir diğer daha kahverengi bir versiyonu var. Eğer o renkler size daha uygunsa onu da düşünebilirsiniz. Her zaman kullanacağım ve hiçbir zaman atmayacağım paletlerden bir tanesi. Aranızda eğer hiç kaçırmadan videolarımı izleyenler varsa onlar için birazcık tekrar gibi olmuş olabilir ama çok fazla şey yorumu alıyorum. Yani önerdiklerini bir yerde toplasam falan diye böyle. Ben hani sürekli söylüyorum işte fondöten videolarımı izleyip oradan şeyi görebilirsiniz. İşte far paleti videolarından fikirlerimi bulabilirsiniz falan diyorum ama arada böyle bir daha önceden bahsettiklerimi de araya katıp bahsetmediklerimi de koyarak böyle bir derli toplu videolar yapmamı ister misiniz? Sizin için daha kolay, hatırlatıcı bir alışveriş yaparken daha yardımcı oluyor mu? Yoksa zaten bir kere bahsettiğim şeylerden bir daha hiç bahsetmememi mi istersiniz? Nasıl isterseniz mutlaka aşağıya yazın. Hatta bunu ilk 12 saat içerisinde yapın. O cevaplar arasından seçip bu aşağıya yazacağım hediye paketini de olan birisine göndereyim. Bir sonraki videomuzda bu ayın favorileri değil de daha çok beğenmediklerimden oluşan bir liste olacak. Yine favorilerim de olur ama daha çok beğenmediklerim olacak. Bir önceki videomu hala izlemediyseniz de çok böyle para ve zaman harcamadan güzel alışkanlıklar kazanarak genel bakımlılık seviyemizi nasıl arttırırız onu anlattım. Onu da şuradan görebilirsiniz. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanal bildirimlerimi açmayı da unutmayın. Pazartesi günü görüşmek üzere. Öpüyorum.